أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا وإليك المصير değerli arkadaşlar 23 Aralık 2020'deyiz. Evet bize katılan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Mehmet Ercan Almanya'dan, kardeşim Saadettin Köy'den, Erkan Apalı Köy'den, Sabri Ulu Türk. Maşallah bizi köyden takip edenlerin çok olması ben dikkatimi çekiyor arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz de inşallah faydalı olmaya çalışalım. Yani dilimizin döndüğü kadar aklımıza gelen şeylerden bahsediyoruz. İstifade edilirse ne mutlu. tabi biz de istifade edilmesi için gayret edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar durum böyle. Bülent Oral Malatya. Maşallah. Maşallah. Aleykümselam. Bülent kardeşim nasılsın? İyisin inşallah? <laughs> Ya sanal alemde büyük bir savaş var. Evet, biz de savaşı izliyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Fakat arkadaşlar hakikaten bu savaş beni üzdü. Önceleri hiç haberim yoktu. Bugün öylesine bir sohbet yapmayı düşünüyorum inşallah. <laughs> arkadaşlar, sava savaş var. Nerede? Sanal alemde. Şimdi olması gerekenin dışında bir savaş var bana göre. Bana göre. Şimdi savaşı yapanlar, evet Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Şimdi Aydın Canbel'de de bizim köylü, Mürşid Altanik kardeşim zaten. Maşallah yani dinleyenler yarısı bizim köylümüz ya. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu kavga dövüş meselesi de önemli bir meseledir. Beni hani geçende belki bir sene kadar oluyor bilmiyorum bir olay şok etmiştir. Şok etti beni, şok. Nedir o biliyor musunuz? Hepimizin bildiği bir mesele var ama dikkatimizi çekmemiştir. Biliyorsunuz Okçular Tepesi diye bir şey vardı arkadaşlar. Okçular Tepesi. Çok meşhur bir meseledir. Acı bir olayın hatırasıdır. Okçular Tepesi meselesi. Peygamberimiz Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda savaş düzeni alırken o zayıf noktayı görüyor. Biliyorsunuz komutan olarak da en iyi komutan peygamberimizdir. Her güzel haslette peygamberimiz birincidir. Zaten olaylar incelendiği zaman bu belli oluyor arkadaşlar. Olaylar incelendiği zaman peygamberimiz insanların en güzel hitap eden kişisidir. En güzel konuşandır. Efendim en dürüst olanıdır sima en en güzel olanıdır. Yani bütün enler Peygamberimiz Aleyhisselam'a toplanmıştır. Evet. İşte o komutanlıkta da bir numaradır. Devlet başkanı olarak da bir numaradır. Her alanda bir numaradır. Evet. Çok güzel. Bak arkadaşlar bugün tahmin ediyorum ilk defa anam da beni Biz ana diyoruz annemiz yani. Ama biz ana demişiz. Anamız da bizi seyrediyor çok şükür. Anacım selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu bahsedeceğim mesele çok mühim bir mesele. Peygamberimiz Aleyhisselam en birinci komutandır. Onun üstüne komutan yoktur. Yani öyle sevk ve idare etmiş olduğu yani. Cesur olmakta birincidir. Güzel konuşmakta birincidir. Hafızlığında birincidir mesela. Bunun gibi her alanda Peygamberimiz Aleyhisselam insanların güzel hasletler noktasında en birincisidir. Uhud Savaşı henüz başlamıyor, orduyu yerleştiriyor, tanzim ediyor. Tanzim ederken orada bir zayıf nokta var. Oraya 50 tane okçu yerleştiriyor. Çünkü orada bir zayıf nokta var. Eğer tepenin arkasından düşman gelirse Müslümanları arkadan vuracağı için büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden oraya 50 sahabeyi yerleştiriyor, yerleştiriyor ve onlara tembih ediyor. Yani görseniz ki bizi parça parça ettiler, kuşlar gelip etlerimizi kapıp götürüyor, benden izin gelmeden, benden emir gelmeden burayı terk etmeyeceksiniz. O kadar şiddetle te e, tembih de bulunuyor. Zaten bu tembihten bile anlaşılıyor ki bir tehlike var burada. Değil mi? Bu kadar sıkı tembih olduğuna göre Burada bir olay olacağı belli gari. Neyse savaş başlıyor arkadaşlar. Hemen kolaylıkla Müslümanlar galip duruma geçiyorlar. Ve düşmanı kovalamaya başlıyorlar. Bunu gören okçular tepesindeki sahabeler e diyorlar savaş kazanıldı. E burada durmamızın artık bir anlamı yok. O zaman biz buradan gidelim diyorlar. Bir kısmı diyorlar ki ya Resulullah'ın bize nasıl tembih ettiğinizi görmediniz mi? Şöyle de olsa böyle ne olursa olsun benden emir gelince de buradan ayrılmayacaksın emretmedi mi? Et damla savaş bitti diyorlar. Ve 40 civarında 40 42 yani 40 civarındası orayı terk ediyor. 10 tane tahminen 10 tane. 10 sahabe kalıyor. Bunu gören düşman bakıyor ki orada zayıfladı orası arkadan dönüp geliyorlar ve Müslümanları arkadan vuruyorlar. Bir anda savaş yenilgiye doğru gidiyor. Müslümanlar perişan bir hale geliyor. 70 sahabe biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza dahil olmak üzere şehit oluyor. Böyle bir acı netice oluyor. Konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Bakın şimdi konu ne? <laughs> ve o tepede Peygamberimiz Aleyhisselam'ı dinleyerek kalan 10 veya 12 sahabe şehit ediliyor. Terk edenlerin sebep olduğu olayın acılığını ve büyülüğünü, büyüklüğünü bir düşünün şimdi. Konumuz bu da değil. Konumuz ne de biliyor musunuz? Bu tepeyi terk eden tahminen 40 sahabe Hayatta kalıyorlar tabi. Ve bu 40 sahabenin kim olduğu hiçbir zaman gündeme gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir kimse bunların yakasına yapışmıyor. Hiçbir kimse bunlara siz orayı terk ettiniz. Nasıl bak ki 70 sahabenin şehit olmasına sebep oldunuz. Uhud Savaşı'nda bozguna uğramamıza sebep oldunuz. Bak 10 kişi sadece orada şehit oldu. Hiç kimse onların yakasına yapışmıyor. Hatta o tepeyi terk eden kişilerin hanımları dahi bilmiyor ki bu kocam o şeyi tepeyi terk edenlerdendir. Bilmiyor. Konuşulmuyor. Kimse onların yakasına yapışmıyor ve bugün de hala kimse bilmiyor. Ne müthiş bir hadise düşünebiliyor musunuz? Biz o zaman şimdi ne yaparız? Yakasına yapışırız. Sizin yüzünüzden şöyle oldu, böyle oldu. Gıybetini yaparız, dedikodusunu yaparız. Efendim onları adamdan saymayız, selam vermiyoruz. Hiç, hiç bahsedilmiyor. Onun için tarihe geçmiş bir olaydır. Bu sabilerin kim olduğu hala bilinmiyor. Çünkü toplum, o günün toplumu, peygamberimize dahil olması kimse onları suçlamıyor, yakasına yapışmıyor. Zaten onlar değil mi, bu yaptıkları yanlışın altında zaten eziliyorlar. Senin artık onlara bir şey demeye gerek yok ki konuyu nereye getireceğim? Bülent kardeşim. Şimdi Risale-i Camiası ya hani 36 senedir risale okuyorum ya. Siz öz kardeş gibi olacaksınız. Ve birbirinizin kusurlarını örteceksiniz. Takdir edeceksiniz. Şöyle böyle. Yani <laughs> bir cemaat olduğunuz için birbirinizi seveceksiniz, sayacaksınız vesaire. Şimdi sanal alemde bakıyoruz arkadaşlar birbirine bu kadar saygılı ve sevgili olması gereken insanlar efendim o sen bunu demiştin ben bunu demiştim o onu yapmıştı bu bunu yapmıştı hani eskiden tabi kili çamaşırını ortaya dökmek diye bir tabir var ya herkes birbirinin açığını ortaya koyuyor. Kardeşim bu doğru bir hareket değil ki ya. Senin dediğin doğru olabilir. Değil mi? Mesela o gün deseydi ki Okçular ya yani tepesin sen niye terk ettin dese veya şu adam terk etti dese doğru. Ama demiyorlar. Güzel haslet bu. Yoksa bir adamla 30 sene arkadaşlık yapacaksın. Tabii her şeyinizi öğreneceksiniz. Araya bir şeytan gelecek, bir düşmanlık olacak. Ondan sonra sen onun o eksilerini, milletin bilmediğini biliyorsun ya, e ortaya koyacaksın. Ben doğru söylüyorum. Söylemeyeceksin arkadaş. İnsansan, fazilet sahibi bir kişiysen söylemeyeceksin ya. Örtmek nedir? Hani lafa gelince çok kolay. Mevlana Hazretleri ne demiş? Kusurları örtmekte de gece gibi ol. Hadis-i şerifler var bununla ilgili. Kusurlar örtülecek. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Ayet var. Ama şimdi bizimkiler döktürüyorlar eksiklikleri. E kardeşim dalın olunuyor. Peki cemaatler böyle darma dalın olunca kim kazanıyor? Yani biz kazanıyoruz diyebilir misiniz? Evet biz o karşı tarafın kötülüklerini yanlışlarını ortaya koyduk. Doğru söyledik arkadaş. Çok doğru yapıyoruz diyebilir misiniz? Hayır. Olması gereken nedir? Kardeşim yanlış yaptıysa hesabını kendisi versin diye kapat meseleyi ya. Sen işine bak ya. İşine bak ya. Onun için ben şu anda sanal alemde devam etmekte olan velev haklı da olsanız birbirinize karşı yapan bu mücadeleyi asla uygun bulmuyorum. Bülent kardeşim sana söylüyorum bunu. Tamam mı? Gerçi burada İslam camiasından olup da e, bu efendim sanal alemdeki savaşı şahit olan çok kişiler var. Hiç hoş değil. Hiç hoş. Hani Üstad Hazretleri demiş ya muhabbetin kendisi de muhabbete layıktır. Bu şu demek. Yani iki insan görsen ki <laughs> birbirlerini seviyorlar, muhabbet ediyorlar, kaynaşıyorlar, Onların o hali de insanın muhabbetini çeker. Dikkat ederseniz bakın. Bak iki kişi hiç tanımıyorsun. Birbirleriyle muhabbet halindeyse onların o hali de muhabbeti çeker. Muhabbet eder, seversiniz. O hal güzel bir haldir. Peki görüyorsun iki adam birbirine hakaret ediyor, dövüş ediyor, kavga ediyor. Hiç tanımıyorsunuz. Düşmanlık ediyorlar. E onlar o halde, o halde çirkindir. Velev ki birisi haklı olsun. Olay çirkin yani. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar. Onun için kıymetli kardeşim bizim hepimizin hayatında da bu mümkün. Bak tasavvabeden örnek verdim. Kimse onları dile getirmedi ve şu anda da bu yüzden onların kim olduğu hala bilinmiyor. Bu yüzden kardeşim bizlerde de olur bu. Bir arkadaşın bir komşun bir akraban vesaire efendim düşman oldu hemen eksiklerini ben doğru söylüyorum diye söyleme hakkına sahip değiliz. Doğru bir hareket değil. Biz arkadaşlar mümkün olduğu kadar çevremizdeki insanların kusurlarını görmemezlikten geleceğiz, idare edeceğiz. Doğru hareket bu çünkü. Doğru hareket bu. Yoksa herkesin kusurunu herkes bilse kimse kimsenin yüzüne bakmaz. E öyle toplum olur mu? Geçen bir paylaşım yaptım. <laughs> Dedim ki insan kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Arkadaşlar müsaadenle bir su içeyim. <laughs> Yine söylemek zorundayım. Bu benim sahilim arkadaşlar. şimdi. bazen böyle yorumlarda oluyor. Sadece bizimkiler değil tabii çok insanda var bu. Alta yorum yazıyorlar. Ya adama bak koca adam sol eliyle su içiyor falan diye. Onun için hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar bizim de <laughs> bizde de olur bu hadiseler. Onun için bize düşen faziletli insan olmaktır. E, toplumda toplumda toplumun seviyesini yükseltmeliyiz. <laughs> Şimdi şöyle düşün diyelim ki bizim kasabada yaşıyorsunuz. Şimdi o toplumda yaşayan insanların hepsi faziletli, Allah'tan korkan, iyi hareketleri teşvik eden, kötülükle dayıklı. Hiç böyle bir toplum olsa olgun, bilgili, efendim, kendisini yetiştirmiş insanlar olsa, faziletli insanlar olsa, e, öyle bir toplumda yaşamak zevk olur. E o ona kötülük yapıyor, bu buna hakaret ediyor, onun dedikodusunu yapıyor, seviye düşüyor. E, öyle bir toplumda yaşamak güzel olmaz. İşte biz güzel bir toplumda yaşamak istiyorsak, hem kendi seviyemizi yükseltelim, faziletli, kaliteli bir insan olalım. Hem de diğer insanlar öyle olsun ki böylece hepimiz güzel bir toplumda yaşamış oluruz. Yapacağımız şey bu arkadaşlar. Dolayısıyla inşallah <laughs> hiçbir şey yapamıyorsak <gülüyor> <gülüyor> en azından kendimiz öyle olmaya çalışalım. Evet, kendimiz öyle olmaya çalışalım, kaliteli bir insan olmaya çalışalım. İnşallah diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sanal bir dünyaya doğru geçiyoruz. Sanal bir hayat geliyor. Okullardaki eski okullarda o artık olmayacağı anlaşılıyor. Ki yani öğrenciler artık alıştılar dijital hayata. Efendim öğretmenler öğretmenle dijital ortamda görüşmek vesaire derken aleykümselam. Şimdi o tarz bir hayata doğru geçiyoruz. Biz de geçiyoruz ama henüz geçiş dönemindeyiz arkadaşlar. Daha tam net olarak şöyle yapalım diyemiyoruz. Şimdi sohbetlerimizi görüyorsunuz. E, bugün de niyetim şöyle. Kitaptan okuyarak yeri gelince izah etme tarzında bir ders denemesi yapacağım daha doğrusu. Biliyorsunuz bizim resmi bir tarafımız yok. Bize not verecek kimse de yok. Efendim yaşımız 62 kendimizi beğendirmek diye bir derdimiz de yok. Bugün varız yarın yiyoruz kardeşim. Dolayısıyla inşallah bugün de böyle bir tarz bir ders yapalım. İnşallah, <gülüyor> Yalnız <gülüyor> inşallah derse başlarken bir hadis-i şerifler ama geçen derste okuduğum hadis okuyan benim çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz hadis e, hadis-i şerifler e, peygamberim diyor ki kardeşlerimi özledim veya özlüyorum. Diyor ki yarostu senin kardeşlerin biz değil miyiz? Diyor sizler benim ashabımsınız. Onlar benim kardeşim olacak. Onlar beni görmeden iman edecekler. Ahir zamanı gelecekler diye. Hatta bir hadisede diyor ki bu ümmetin başı mı hayırlıdır, sonu mu hayırlıdır bilinmez şeklinde bir hadis-i şerif de var. Yani burada bize bir şey demek istiyor. Yani ahir zamanda öyle kıymetli, güzel insanlar gelecek. Gelecek. Benim derdim de biz de keşke onlardan biri olsak. Ona uğraşıyorum. Mümkün. Daha ölmemişiz çünkü. Arkadaşlar yapabilir. Ben Arkadaşlarla sohbet ederken 30 sene önceden beri söylüyorum. Biliyorsunuz tarikatlarda, tarikat yollarında ekseri o e, kendi gruplarındaki büyük zatlardan bahsederler. Onun keşiflerinden, kerametlerinden, faziletlerinden bahsederler. Efendim öyle bir tane öyle giderler. Onların hayranlığıyla gider hayatları yani. Ya arkadaşlar bir gün bir sohbete gittim. Onu da bu arada belirteyim. <laughs> evet, tarikat e, meşrep arkadaşlarının sohbetine gittim. Ee, hani sohbete başlarken bir giriş olabilir. Ders başladı. işte kendi isim vermiyor, İsim verse tanırsınız. Efendim işte o saat şöyle faziletliydi. Gece teheccüde kalkardı. Efendim ona işte şöyle hizmet edilirdi. Şöyle ağız yerdi. Bunu yapardı. Dersin sonuna kadar böyle gitti. Nihayet Fatiha verdiler. Estağfirullah. Ya kardeşim o adam faziletliydiyse kendi faziletli yarın veya cennetin en yüksek makamlarına varır. E tamam. E, sana ne faydası var? Benim politikam hep şu olmuştur. Biz de onlar gibi olalım. Niye? Onlar insan değil mi? Onlar olabiliyorsa biz de olabiliriz arkadaşlar ya. Hep bunu derim 30 senedir. Arkadaşlar biz de olalım ya. Allah bizi insan yaratmış ya. Sen kendini basite alma. Sen çok kıymetli bir varlıksın. Cenab-ı Hak ne dedi? Ve izgale rabbu <laughs> kedil melaike inni halife. Cenab-ı Hak dedi ki meleklere ben yeryüzünde halife yaratacağım dedi. Ayet kimi yarattı? Seni yarattı yahu. Sen o kadar kıymetli bir varlıksın ya. Efendim ben kıymetli olduğumu anlayamıyorum. Peki ilmen anla, ilmen anla. Yahu bütün kainat sana hizmet ettiriyor. Bugün fen ilimleri ilerledi. Yani bugün bir mesela diyelim kurbağa bile ne işe yarıyor? İnsanlara nasıl bir faydası var? Onu bile tespit ediyorlar. Ve bu incelemenin neticesinde varılan nokta şu. Alemde canlı, cansız, mikrobundan, karıncasından, rüzgarına kadar her şey sana hizmet eder şekilde yaratılmış. Yahu on tane adam adamın etrafını koruma var diye yanına varılmıyor. Kıymetli adamım diye yani. Yahu bana kainat hizmet ediyor. Nasıl kıymetli adam olduğumu anlıyor musun? Anlayın artık ya. Şu alemde şimdi ilmen ha ilmen incelemenin neticesinde en kıymetli varlık kim? İnsan ya. İnsan hepsi bana hizmet ediyor ya. Ağaçlar meyveyi benim için yapıyor ya. Hayvanlar diyelim ki kuzuları doğuruyor benim için ya. Ağaçlar oksijen üretiyor, havayı temizliyor benim için ya. Denizde balıklar benim için çalışıyor ya. Rüzgarlar benim için esiyor. Yani aklına ne gelse güneş benim için yayıyor. Ay benim için doğuyor. Sen insansın ya. Onun için ne dedi Cenab-ı Hak? Ben halifeyi az yapacağım. Yaratacağım. Ama ama sende halifeyi az olma kabiliyeti var. Hemen halifeyi az olamıyorsun. Niye? Bak şimdi hemen ayeti kerimeden çıkaracağım. <laughs> Arkadaşlar bu öksürük de bugün bana geldi. Ne yapayım çarem yok. Evet. Hepimizin bildiği bir sure. Arkadaşlar. Hepimizin bildiği bir sure okuyacağım size. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni ve turi ve hazel beledil emin lagad halaknel insane fi ehsin takdim. Lagad halakna 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 insan biz And olsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Yani senden daha mükemmel bir varlık alemde yok. Sen halifeyi arsın. Bütün kainatı Cenab-ı Hak sana hizmet ettiriyor. Eğer sen bunun hakkını verebilirsen, bunun hakkını verebilirsen, gerçekten halifeye arz olabilirsen, ebedi hayatlarda daha hayal edilmemiş nimetler de verecek. Ya gelin daha ölmemişiz, fırsat elimizdeyken olalım diyorum ya. E herkes olur mu? Olmaz. Çekirdek gibi. Hepsinin bu olma kabiliyeti var. Yani dünyaya insan olarak gelenlerin herkesin böyle halife arz olma kabiliyeti var. Ama ne dedi bak arkasından. Sümme radetnâhû O insanı var ya biz yarattık en güzel şekilde. Sonra biz onu aşağıların aşağısı, esferesâfilin en aşağı demektir. Ne onu attık. İllellezine amanu ama iman edenler değil. Bak bak bak. Hepsi gidiyor. Nereye doğru? Esferi safiline doğru gidiyor. Bak insan en güzel surette yaratıldı. Esferi safiline doğru da atıldı. Gidiyor. Batıyor yani. Kim hariç? İllellezine amanu iman edenler hariç. İman etmeyi de anlatıyorum devamlı size. Bütün kainatın sahibi olan, bütün kainatı idare eden, an be an şu anda bizi gören, bilen Allah'a inanacaksın. Beni yaratan, rızkımı veren, beni öldürecek olan, diriltecek olan, hesaba çekecek olan böyle inanacaksın. Öyle kuru kuru inandım ondan sonra hayata devam. Yoo öyle değil. Öyle değil. İmanı da bize doğru düzgün anlatmadılar arkadaşlar. Evet. Kim hariçmiş? Bak hep esteli safine doğru gidiyor. İllellezine amenu. İman edenler esteli safine doğru gitmez. Diğerleri gider. İman edenleri, kafirleri anladık mı şimdi? Hani hayatlarına bakıyorsun da neredeyse imrenesin geliyor. Esferi ne gidiyorlar. Hani şarkılar, Türkler söylüyorlar ya arkadaşlar. Şarkılarına, türkülerine bakın da ağlamadır o. Ağlama, şarkı, türkü değil onlar. Dinleyin biraz isterseniz ya. Biraz dikkati dinleyin. Ağlama ya. Evet. Ve e, illerle de iman edenler hariç ve amülü salihat farzları yapanlar hariç e, salih ameller için hariç efendim salihati felehum ecrun gayru memnun efendim onlar için efendim men olunmayan ecir vardır kesintisiz ecir vardır demek ki arkadaşlar neymiş neymiş dünyaya gelen her insanın halifeyi az olma kabiliyeti ihtimali var ama iman etmeyenler halifeyi az olamaz onlar esperi safiline giderler. Perişandırlar, değersizdirler, kıymetsizdirler. Dünyaya niye geldiklerini bilmezler, nereye gittiklerini bilmezler, şaşırmışlar. İman edenler hariç. Bak işte korona çıktı. Kim şaşırdı, kim şaşırmadı. İman edenler şaşırmadı. Hiç. İnan ben şahsen kendim için söylüyorum. Korona varmış yokmuş beni ilgilendirmiyor. O kadar yani. Etkilenmiyor. Ya yarın hocam belki koronadan önce öleceksem zaten bir, sebeple zaten öleceğim. Korona olmasa ölmeyecek mi? Mesela aa, korona çıkmasaydı bu insanlar ölmeyecekler miydi arkadaşlar ya? Hani yuhyi ve yumit ayettir ya. Öldüren Allah'tır ya. İman edeceğiz. İman nasıl oluyor ya? Ayettir. Kur'an'a inanıyor musun? Evet. Bu da Kur'an için ayet. O zaman buna da inanman gerekiyor. E inanıyorum. Nasılmış? Allah demeden kimse ölmez. Hocam tedbir almayalım mı? Mecbur alacaksın. Tedbir al. Ama bil ki Allah seni ölmene hükmederse ölürsün. Yani korona çıkmasaydı bu ölenler ölmeyecek miydi? Yine ölecekti. E şimdi ben ölmeyecek miyim? Öleceğim. Kanserden öleceğim. Kazamı geçirip öleceğim. Koronadan öleceğim. Allah bir, bir takdir edecek öleceğim. Şaşırmaya gerek yok. Ya bu size bir şey söyleyeyim mi? Şu dünyada belki en normal şeylerden birisi ölmek ya. Bu kadar açık ve zahir. Ama birisi öldüğüm hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabi kolay değil, acı bir olay ama ne olursa olsun ölmek de bu dünyada normal bir halse yani. Ha? Öyleyse gelin biz bunları kabullenelim. Evet, son ayet okuyayım mı? Eleyse Allah bi ahkem bi ahkemil hakimin. Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Ya Allah bir şey hükmetti mi en güzel odur. Ondan daha iyisi olmaz ki. Allah demeden de sen ölmesin Merak etme arkadaşlar. <laughs> Şimdi gene geldim deminaki yere. İşte Peygamber diyor ki o bu ümmetin başı mı hayırlıdır, sonu mu bilinmez şeklinde bir hadis-i şerifi var. Yani ahir zamanda gelecek ümmetinde çok kıymetli zatlar olacak. İşte onlardan bir tanesi bakın. Ümmeti Muhammed sallallahu içinde öyle kimseler vardır ki Allahü Teala Musa aleyhisselam'a böyle vahyetmiş. Ümmeti Muhammed aleyhisselam içinde öyle kimseler vardır ki onlar her yüksek yerde veya bir vadide durduklarında şöyle daha açık Allah Allah. Ya Rabbi ne yaratmışsın. Diyorsun değil mi? İnşallah de, diyorsun. Dersen çok güzel. Bir vadiye bakıyor. Allah Allah. Cenab-ı Hak neler yaratıyor. Ne kudret, ne hikmet, ne rahmet. Diyorsan eğer işte müjde bunlara. <laughs> La ilahe illallah diye şehadet getirirler. Bunlar işte bunlar ki hep ben size söyleyeyim ki kainat, kainat, kainat. Arkadaşlar kainata bakın, kainatı inceleyin, kainatı görün. Cenab-ı Hak bu kainatı yarattı. Niye? Harika eserler. ay işte ya çiçektir o. Bütün dünyayı toplayın, şu bir tek yaprağı yapamaz. Mucizeyi görüyor musunuz? Arkadaş? Bir yaprak ya. Bütün kainatı toplayacaksınız, şu yaprağı güzelim, bir tek yaprağını yapamaz. İşte mucize bunlar. Ama herkese görmek nasip olmuyor. Her şey mucize. Fakat görmek herkese... İşte görüp de bu kainata böyle bakıp da Ya Rabbi ne kadar güzel yaratmışsın. Ne harika yaratmışsın dememizi istiyor Cenab-ı Hak bizden. Efendim kimse demiyor sen de arkadaş. Bunlara Cenab-ı Hak o kadar kıymet veriyor bu insanlara. Bunu yapanlara yani. Ne diyor bak. Onların mükafatı peygamberlerin mükafatı gibidir. Yani onlara çok ücret vereceğim anlamında Yani hocam şimdi burada acaba bu böyle bir böyle ücretle pek bilinmez olmaz falan aklınıza gelmesin. Arkadaşlar anlamada problem oluyor biliyorsunuz. Yani peygamber ücreti verecek demek o adam peygamber seviyesine çıkacak anlamında değil. Nasıl ya? Şimdi mesela şöyle diyelim. Mesela devlet diyor ki mesela şuraya şu bölgeyi ağaçlandırana efendim bir vali maaşı vereceğim diyor. Dikkatimizi çeker. Bir vali maaşı vereceğim diyor. E şimdi orayı ağaçlandıran kişiye bir vali maaşı da veriyor. E bu adam vali mi oluyor şimdi? Yok. Bir valinin ücreti var, maaşı var ya maaşı devletten. Onu veriyor yani. ha. O miktarı tespit yani, yani bir ölçü için kullanıyor. Onun maaşını vereceğim diyor. Yoksa adam vali olmaz. Burada peygamber ücreti vereceğim derken yani adam peygamber olmaz. Peygamber seviyesine de gelmez. Ama bir peygamberlik ücreti diye bir ücret var. Allah katında. Biz bilmiyoruz ne kadar olduğunu. İşte öyle ücret verecek. Ama buradan bir tabi anlamda şu çıkıyor. Çok ücret vereceği anlaşılıyor. Tamam mı? Kime veriyor? Dağlara, taşlara baktığı zaman, göklere baktığı zaman, denizlere baktığı zaman, vadilere baktığı zaman. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunları o yaratmıştır. O idare etmektedir. Bu tarz Cenab-ı varlığını, birliğini ilan edip onu ananlara Dikkat edin. Ta Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Yani o kadar kıymet veriyor ki Cenab-ı bu işi yapacak olanlara peygamber gibi sevabı vereceğim diyor. Gördünüz şimdi okuduklar. Çok hoşuma gitti. O yüzden onu tekrarladım. Kardeşim ben size söylüyorum. Kainat, kainat, kainat. Çünkü kainat Allah'ın eseridir. Biz borca giriyoruz, iş, güç vesaire derken dalıp giriyoruz dünyaya. Ve biz bu müthiş hadiseleri kaçırıyoruz. Sen kaçırmayanlardan ol. Ben onu size tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> efendim bir de ayet okuyarak başlayalım inşallah. Ee, hepimizin akşam namazından sonra okuduğu efendim Haşr suresinin sonu var. Hani huvallahu la diye gidiyoruz ya. Onun o ayetin biraz daha üzerindeki bir ayet size okuyacağım. Ee, çok dikkatimi çektiği için hatta ezberledim yani bu ayet-i kerimeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la kellezine nesullah. Siz şu kimseler gibi olmayın. Kim diyor? Allah diyor. Bak Allah diyor ki siz şu kimseler gibi olmayın. Dikkat edin ha acaba hangi ki nasıl bir insanlar ki bunlar? Evet velha la tekunu kellezine Onlar Allah'ı unuttular. Evet, akıllarına bile gelmiyor. Yok koca kainatı yaratmış. Seni yaratmış. Her gün rızkını veriyor. Güneşleri yakıyor. Gece getiriyor. Gündüz getiriyor. Yaz getiriyor. Kış getiriyor. Hiç ondan bahsetmek yok. Onu hatırına getirmek yok. Emir, onun emri neyi düşünmek yok. Yasak nedir bilmek yok. Gidiyor. İşte Cenab-ı Hak diyor ki siz o kimseler gibi olmayın. Onlar Allah'ı unuttu. Peki hemen hemen arkasından ne diyor bak. Evet. ke ansahum Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bak ceza misliyle geliyor. Yani suçun şekline göre ceza geliyor. Neymiş o? Şimdi onlar ne yaptı? Onlar Allah'ı unuttu. Allah da ceza olarak onlara kendilerini unutturuyor. Ya bir insan kendisini nasıl unutur? Hı? Nasıl unutuyor? Evet. Ulakahumul fasikun. İşte onlar fasıklardı. Fasıklar kimlerdir? Ha, yani nefsin arzu ettiği, efendim Allah'ın yasak ettiği o haramlar var ya haram hayat. Çalgılar, çelgiler, oyun, eğlence, fuhuş, kumar. Zaten şimdi yılbaşı geliyor musun? Onu da söyleyeyim şimdi. Daha dün, dün akşam değil miydi o? İstanbul'daydık. Ben günlerde karıştırıyorum kusura bakmayın. Pazar gün, pazartesi günü akşam. Evet pazartesi günü akşam Emin Eminönü'nden geçiyoruz meşhur bir plan, e, bilet satan var ya bir. Bir kuyruk var ki arkasında. Ben tabii yine bilmiyordum. İstanbul'u bilen bir arkadaş dedi ki hocam bir bu kuyruk ne kuyruğu biliyor musun? Dedim yok ne kuyruğudur? Dedi bu Nimet ablanın kuyruğudur. Nasıl? Millet diyor kum kumar oynamak için yani bilet yılbaşı bileti almak için kuyrukta bekliyor. İçinde örtülü bayanlar da var. Şuursuzluğu görüyor musunuz siz şimdi? Öyle başörtmeyle iş bitmiyor arkadaşlar. ...şuursuz. Bu yollara gidiyorlar. Fasık bunlar yani. O yüzden ne dedi Cenab-ı Hak? Cenab işte kendisini unutturduğu kimseler kimmiş? Onlar fasıklardır. İşte o kuyrukta, o haram yollarda... ...fuhuşta, kumarda, içkide... ...o oyun, eğlence vesaire gidenler kimmiş? Fasıklar. Fasıklar kimmiş? Allah'ı unutanlar. Allah'ı unutunca ne olmuş? Allah da onlara kendilerini unutur Yani kendisini unutmak nasıl oluyor? Kendisini unutmak demek... Ya ben yarın ölebilirim. E kabre girebilirim. Yaptıklarımın hesabını ben nasıl vereceğim dese kendini düşünmüş oluyor. Adam hiç ne ölüm var, ne hesap var, ne emir var. Öyle yaşıyor. Kendini unutuyor. Ama bir taraftan da sorsan dünyayı idare ediyor. Yok efendim, efendim başbakan böyle demeyecekti, bakan böyle olacaktı. Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı, eski başbakanlar vardı. Diyelim ki bakanlar kurulunu açıklıyor. Diyelim ki şu falan Milli Eğitim Bakanı bu, Ticaret Bakanı bu, Dışişleri Bakanı bu, Milli Savunma Bakanı bu açıklama yapıyor. İlk defa bütün Türkiye duyuyor. Ha bakanlar kurulu bu. Bu beyefendi oturuyor kahve köşesinde. Mesela şu adam bu bakanlığı yapamaz. Lan sen kimsin ya? Devlet mi idare ediyorsun ya? Kahvede oturmuş dünyadan haberin yok. Yani hükümet beğenmiyor, adam beğenmiyor. Bazen futbolcularda olur bu. Hani oy, oyunu oynayacak 11 ile açıklanır. Olmaz efendim. İşte sağ bekle o adam uygun değil. Yani işte bunlar böyle konuşan insanlar kendilerini unutmuşlar veya Allah onlara kendilerini unutturmuş. Çünkü Allah'ı anmayan insanlar bunlar. Fasıktırlar. Efendim ne kadar kötü bir vaziyette oldukları zaten ayete konu olmasından anlaşılır konumuz biraz da işte kitaptan da şimdi okuyacağım. Bu meseledir. Hepimiz de bugün toplum olarak yaygın bir hastalık bu. Bizi ilgilendirmeyen meselelerle, bizi çok aşan meselelerle ilgilenmek. Ama kendi alemimizde, benim yarın kabirde azap çekmeme sebep olacak hareketler var bende. Yanlış hareketler var. Efendim, ya çünkü farzın namazı kılmıyorum, zekatta problemim var, oruçta problemim var. Allah'a isyan hareketlerim var veyahut da emirlerini yapmakta problemim var. Bunların ahirette get başıma getireceği cezalar var. Hiç onlara baktığımız yok. Efendim falan takımın futbolcusu veya işte şu toku futbolcu niye aldılar? Falan bir yerde nereye oynatıyorlar? Falan bakan niye böyle dedi? Falan sana ne ya? Sana ne ya? Kıymetli kardeşim. Şimdi ben okulda öğretmenlik yaptım. Allah'ıma hamdolsun. Hani Çankırı Sağlık Meslek Lisesi'nde kazanarak Yatağan Köyü'nden ayrılmıştım. Yatağan'dan birisi sevgili arkadaşlar var. <laughs> 1972 yılında Aralık ayının 12'si. Demek ki bundan 10 gün önceymiş. Evet yani 13 gün, 11 gün. Şimdi Çankırı Sağlık Meslek Sesini kazandım, gittim. Tabii 4 sene orada okuduk elhamdülillah. Sağlık memuru olduk. Üniversite gittik falan derken sonradan döndük... Sağlık meslekler, o sağlık mesleklerinden yaz. Çankırı sağlık mesleklerinde ama Konya taşındığı için o okul. Kendi okulumuzda öğretmen olduk elhamdülillah. Elhamdülillah. 15 senede orada öğretmenlik yaptım en son olarak. Oradan da emekli olduk. Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Burada şunu diyeceğim. Şimdi benim bu okuldaki görevim neydi? Konuyla ilgili olarak olduğu için söylüyorum. Evet. Bu okulda benim öğretmenliğim İngilizce öğretmenliğiydi arkadaşlar. Branşım buydu. Devlet beni oraya İngilizce öğretmen olarak tayin etti. Ben de zaten yapı olarak biraz da etrafımda pek alakam yoktur. Yani bilmem yani. Şimdi giderim okula, hakikaten yapı olarak da öyleyimdir. Giderim, dersimi veririm ama dersime, işime önem veririm. Hakkını veririm, yaparım ama öbür tarafta ne oluyor haberim olmaz. Mesela bu okulun kömürü var mı? Mesela diyelim ki yatılı bir okul, efendim yiyecek içecek durum nasıl, açlı durum nasıl? Hayır ben onlarla ilgilenmem çünkü onların vasiteleri var. Peki. Peki kardeşim. Bak Osman Altaş da aynı okuldan mezunuz. <laughs> o benden bir sene veya iki sene sonra mezun oldu. Allah razı olsun. Yaşı benden büyük ama öyle diyor. Selahattin abi der bana. <laughs> evet. Şimdi şunu de, diyorum. Şimdi ben İngiliz öğretmenim. Görevimi yapmak benim bana düşen. Peki mutfakta durum nedir? Aşçının durumu nedir? Efendim e, yani banyoda durum nedir? Bu gibi şeylerle ilgilenmem olur muydu? Benim vazifem değil ki Peki ilgilenmeye kalksam ne olur? Problem olur. Bana hemen derler ki bu senin vazifen değil ki. Onun vazifeleri var. Yapar yapar yapmaz yapmaz sana ne? Derlerdi yani. Benden istedikleri tek şey sen vazifeni yap ya hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Veya şimdi ben biraz da uç bir örnek vereyim mesela. Şimdi diyelim ki burada Konya'da hava üssü var. Şimdi ben desem ki varsam oraya. Ya arkadaşlar Burada uçakların tamiri falan düzgün yapılıyor mu? Yakıt durumumuz var mı? Yok mu falan? Beni tımarhaneye gönderirler ha. Niye? sen kim sen değil sana ne? Buranın görevlisi var, yetkilisi var, komutanı var. Sana ne ya? Uçaklara yeterli yakıt var mı yok mu? Bana deli derler ya. Ee beyefendi. Köyün kahvesinde oturmuşsun. Efendim devlet idare ediyorsun oradan. Sen akıllı mısın şimdi? He? Sen akıllı mısın şimdi? Deliden betersin. Cahilsin ve delisin. Bu kadar. Net. Konu da o işte. Bu Allah'a isyan edip Allah'ı anmayı unutan insanlara Cenab-ı Hakk'ın ceza olarak verdiği bir haldir. Allah'ı unutuyor. Allah da ona kendini unutturuyor. Ulan ben ne olacağım diye hiç düşün Memleket ne olacak diyor. Sana hani sana soran mı var? Ama yanlış anlaşılmasına ya adam bakandır, başbakandır, milletvekilidir, validir, komutandır. E onlar ilgilenecek tabii. Onların vazifesi benim vazifem değil. Anlatabiliyor muyum? Benim vazifem değil. Daha 4-5 yılda bir bana soruyorlar kim geçsin başa diye. Bir tek oy veriyorsun. 5 yılda bir, bir defa. O zaman da git kimi beğeniyorsan ona ver. Benim şahsen siyasi tarafım yoktur ben size söyleyeyim. Bu memleket için çalışacak kim varsa ver. Memleketin aleyhinde kim varsa verme. Olay bu. Zaten koç başa kim gelse gelsin e, işte ortaya da yaptığını görüyoruz. Ama en iyisi bu memleketin en faydalı olacağı veya en az edecek kimse ona ver. Yani bir ilaç şuna ver lazım. Zaten bu konuda herkes uzman. Bize ihtiyaçları yok kimse. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili <laughs> Risale'de geçen bir meşhur mesele var arkadaşlar. Dördüncü mesele diye geçer. Risale'yi okuyan hemen hemen herkesin bildiği bir yerdir burası. Burayı şöyle bir beraber okuyalım. Hem okuyarak ders yapmak nasıl olacak bir denemiş olalım inşallah. Evet İbrahim Küçük Kırlı kardeşimiz de efendim, video e, biliyorsun daldan dala atlıyoruz bugün. Yayınlanmayı uygun görmezseniz de YouTube'da yayınlamayın yani. şey değil. Ama bizim maksadımız bir sohbet yani. Evet dördüncü mesele. Üstad Hazretler diyor ki bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından soruldu. Ne zaman bu? ikinci Dünya Savaşı çıkmış. İkinci dünya savaşı, dünya yanıyor. Bediüzzaman Hazretleri bir defa olsun radyoyu açıp da veya birisine ya savaş nereye geldi gitti, kim iyi gidiyor, kim kötü gidiyor bir defa sormuyor. Dünya savaşı, dünya savaşı. İkinci dünya savaşından bahsediyoruz. Yaşanmış bir olay bu. İşte diyor ki Kürt'ü dünyayı her cümerce getiren ve Müslümanların da e, mukadderatıyla yani Müslümanlar da yakından ilgilendiren bu İkinci dünya savaşından yedi yıl geçti hala hiç sormadın nereye gidiyor bu dünya savaşı. Sormuyorsun. Merak da etmiyorsun. Halbuki bir kısım dindar ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Şimdi bazen bizlerde de olur biliyorsun hani bazen çok önemli hadiseler olur. Diyelim ki eski haberler yazsan Şimdi çok haber var artık da eski biraz daha öyle ikisi vardı yani. Haber diyelim ki saat 7'de. E, akşam ezanı da saat 7'de. Adam radyoyu dinleyeyim de derdi namazı yarım saat sonra kılarım. Bak haberi dinlemeye öncelik verirdi. O zaman İkinci Dünya Savaşı'nda da millet merak içinde tabii. Mesela Türkiye Savaşı'na girdi mi, girmeyecek mi? Rusya mı galip geliyor? Bu tarz Almanlar mı galip geliyor? Bu, bu şekilde e, bir durum var bütün Müslümanlar da meraktan ezanla haber çakıştı mı haberi tercih ediyorlardı. Böyle bir zamanda Bediüzzaman Hazretleri bir defa olsun haber dinlemediği gibi etrafındakiler de ya savaş nereye geldi gitti diye sormuyor. Yaşanmış olay bu. Evet. Şimdi diyorlar ki Üstad Hazretlerine yahu bundan daha büyük bir hadise mi var? Ki sen onu merak ediyorsun bunu etmiyorsun. Veya Acaba bu savaşla meşgul olmanın bir zararı mı var? Dediler. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Şimdi biz, gerçi 60 yaşına gelmişiz ama, hani o kadar uzun ki, yaşa yaşa bitmiyor. İnsanlar biraz öyle hissediyor kendisini. Ama dünyadaki vazifesini anlayıp da, yapması gereken vazifeleri gören insanlar, zamanı yetiştiremiyorlar. Onlar zamanı yetiştiremiyorlar. Bazı insanlar ben okuduğum kitaplarda eski zamanlarda o kadar zamana önem vermişler ki yemek yapıp yemekle meşgul olmamak için yani zamanı e, geçirmemek için o işle meşgul olmamak için diyor e, yıl 360 gün 360 tane şey yaparmış. Ekmek gibi mi diyelim artık onların ne tabiri ise. Yani onun gıda ihtiyacını bir gün karşılayacak bir şey yaparmış. Daha ekmek gibi bir şey diyelim artık. Her gün bir tanesi yemek suretiyle hiç yeme içmeye vakit ayırmıyor. Maksat daha çok ibadet yapmak ve ahirete hazırlanmak. Düşünebiliyor musunuz? Öyle insanlar gelmiş gelmiş. E şimdi ölünce, vefat edince, ahirete gidince öyle insanların yanına varacağız. Ne çalışmış, ne ibadet yapmışlar. E bugünün adamı farzı yapamamış. Hmm, orayı var da nasıl yüz, hangi yüze varacaksın ya? Beş vakit namaz kılmadan vardın oraya. Aman yarabbim Allah korusun arkadaşlar. Eğer bir insan beş vakit namazı kılmadığı halde ahirete giderse yüzü karadır ya. Kendini öyle ayıplayacak ki, öyle kendine e, acı iş şey yapacak, perişan olacak ki inanılır gibi değil. Onun için kardeşim Müslüman namazsız olmaz, namazsız Müslümanlık olmaz. Beş vakit namaz mutlaka olacak. Hocam yapamıyoruz ya onlar için bir açık kapı yok mu? Kardeşim namaz kılmanın için oldukça azap var. Hadis-i şeriflerde hep azaptan, ya namaz kılmayanları peygamberden müjdelememiş. Hep onlara azaptan bahsetmiş. Namaz ayetler var, hadisler var, azap, azap, azap. Mesela diyor ki kabirde itikat sorusundan, imandan sonra ilk soracak şey namazdır. Diyor namazın cevabını veremezse, mesela namazın hesabını da söyleyeyim bu arada aklıma gelmişken. <laughs> Kabirdeki namazın sorgusu Beş vakit namaz kılıyor muydun, kılmıyor muydun şeklinde değil. Ya sen hangi gün bulu ermiştin? İşte 15 yaşındayken, 14 yaşındayken işte şu ayın şu günü hatta sabah mıydı, öğlen miydi o bile hesaba gelir. Diyelim ki gece bulu ermiştim. ermiştin. Hemen sabah namazı farz oluyor. Dikkat edin. Farz olma dönemi. Sabah namazını kıldın diye soruyorlar. E, diyorsun yıkılmadı. Vurun. Şuca isimli yılan ismi bile var. Vur. 50-60 ağaçın yerini dibine geçiriyor her vuruşta. Ne zamana kadar vuruyor biliyor musunuz? Öğlen vakti gelene kadar. Öğlen vakti geldi mi o bunun cezası o namazın cezası bitiyor. Diyorlar ki o günkü öğlen namazını kıldın mıydı? E diyor kılmamıştım. Vur. İkinci namazına kadar. İkinin namazı mı yaptı İkini kıldın mıydı? Kılma dedim. Vur. Namazın hesabı ve cezası böyledir arkadaşlar. Hadi. Ne nasıl müjde verelim şimdi? Söyleyin bakalım. Nasıl müjde? Verelim? Namaz kılmayanların çok çeşitli cezalar var. Dünyada da başlıyor ha. Ömürleri bereketsiz olur. Bak içinizde namaz kılmayan varsa hemen şu dediğimi kendinizde bir kontrol edin. Namaz kılan insanların ömrü bereketli olur. Hem yani çok şey kazanır ömründen, çok istifade eder, çok işler yapar anlamında var bunda. Bir de yani çok uzun, ferah bir hayat yaşar. Namazsız adamlara gidin sorun. Kendiniz kılmıyorsanız kendinize sorun. Yaş kaç? 60, 70. Ya hiçbir şey anlamadım diyor ya. Anlamazsın kardeşim. Daha sen ne cezalar göreceksin. Bu daha dünyadaki cezaları. Ömrü bereketsiz olur. Tamam abiler. Bu kadar söyleyeyim. Başka ne diyorum? Yani, yani Bugünün milleti biliyorsunuz müjde veren hocayı sever ama kardeşim ben sana cennete gideceksin desem cennete gitmezsin. Cehenneme gideceksin desem cehenneme gitmezsin. Yani benim dememle de, sen ne cennete gidersin ne cehenneme gidersin. Ben neyse söyleyeyim de sen ne anladın Tamam mı? Benim hani kend, benim e, millete kendimi beğendirme diye bir derdim ya. Burada ne varsa ben sana onu anlatacağım. Hepsi o kadar. Evet. Şimdi Üstad Hazretleri ne dedi? Ömür sermayesi pek azdır. Ya ebedi bir hayata hazırlık yapılacak. Ve bu yaşa verilen yıl içerisinde dünyevi işler de yapılacak. Geçim sağlanacak, çocuk büyütülecek, ehbar sahibi olunacak. Ebedi hayat için de hazırlanılacak. Zaman yeter mi aslında? Yetmez. İşte onu diyor. Ama bize sorsan biz o ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nevi beşer dairesinden tut, ta canlılar ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Yani, kardeşim ben orayı özetleyelim. Seni ilgilendiren meseleler var. Bir, Mesela benim karnım acıktı. Bu beni ilgilendirir. Biraz daha ileri gittiğim zaman e, karım, çocuklarım, evimin işleri beni ilgilendirir. Biraz daha ileri gittiğim zaman ya mahallede de işler, yol, trafik vesaire diyorum ki ve eksik dedik, beni ilgilendirir. Konya ile ilgili meseleler beni ilgilendirir. Türkiye ile ilgili meseleler beni ilgilendirir. Dünya ile ilgili meseleler beni ilgilendirir. Doğru ilgilendirir. Bak ama daire daire dikkat ederseniz her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Değil Bak önce ben kendi dairem, sonra ailem, sonra mahallem, sonra şehir, sonra ülke, sonra dünya dairesi var. Her birisinde de ben ait bir vazife olabilir. Evet. Fakat en küçük dairede, şu kendi nefis dairemde yani, en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Yani kendimle devamlı ilgilenmek zorundayım. Maddi ihtiyaçlarım var, manevi ihtiyaçlarım var. Bu beni devamlı ilgilendiriyor. Ve en büyük dairede, dünya çapında meseleler. Mesela işte geçen hafta şeye gittik, Çad'a gittik. O dünya çapında bir meseleydi. Değil mi? Dünya dairesinde bir hizmete gittik yani. E kaç defa gidiyorsun? Yılda bir. Sık ise iki. Görüyor musun bak? Ne oldu şimdi bak? En küçük yani daire büyüyünce ne oluyor? Vazife azalıyor ve ufalıyor. Mesela ben gitmesem dünya yıkılmazdı mesela. Bak, oradaki vazife, en geniş dairedeki vazife hem azdır hem en azı önem, önemi yok. Olmasa bile bir şey olmaz. Evet. Ve ara sıra vazife bulunuyor. Kendi şahsi dairemde devamlı ve en önemli vazife var. Daireler genişledikçe vazife azalıyor ve önemi de azalıyor. Evet. Ve ara sıra vazife bulunuyor gençler Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makinsen mütenasip vazifeler bulunur. Yani daire genişledikçe vazife azalıyor, önemi azalıyor. Yani en küçükte en büyük vazife var. En büyükte en küçük vazife var. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle adam o, o bakan olmamış falan milletvekili böyle dedi. Bunu yaptı falan. Şimdi ülke iddia ediyor gibi bir e, kuruluyor ya orada bir cazibe var. Fikir beyan ediyor ülke çapında ekonomi şöyle falan filan böyle. Orada havalanıyor yani. Kendisine büyük bir değer gelmiş gibi oluyor. Evet <laughs> o cazibedarlık cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz malayeni ve afak işlerle meşgul eder. Yani geniş dairede cazip ya. O cazibeye kapılıyor. Bu en birinci dairedeki en mühim vazifeleri unutuyor. Sermayi hayatını yani Allah ona hem dünyasını hem ahiretini kazansın diye her gün bak bize 24 saat ömür veriyor. Yarın belki o vermeyecek belki de. Boş yerde imha eder. Şimdi sen o memleket meseleleriyle konuşa konuşa vaktin geçirirsen ne oluyor? ömrünü boşa geçiriyorsun. Sana bir mükafat yok ki orada. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Genelde de böyle olur. İnsanın da yapısında var. Bazen bir film seyrederken, seyrederken bile illa bir tarafı tutarsın, öbür tarafı düşman kabul edersin. Yapımızda bu vardır bizim. Toplumda bile böyledir. İşte haberleri dinlerken de herkes bir tarafın adamı oluyor, karşı tarafı da düşman görüyor. E o zaman ne oluyor? o kendi tarafı zulmettiği zaman hoş görüyor. O zaman onun zulmüne ortak oluyor. Yani şöyle demek. Bizim Türkiye için düşünelim şunu bunu. Mesela tarafkir olduğun siyasi lider veya parti. Çok yaşadığımız için söyleyeyim. Bu da siyasetçi arkadaşlar da var görüyorum. Hani mesela bir partiyi tutuyorsunuz. Muhalefettesiniz. İktidar partisi diyelim ki bir benzine zam yapıyor. Kıyameti koparıyorsunuz. Zam 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 bıktık falan filan. Kıyamet kopuyor. Gün geliyor. Çok yaşadığımız halse bunlar. Gün geliyor. Bu parti iktidara geçiyor. Tabi e, tabii ülkenin şartları böyle. Mecbur bu da zam yapıyor. Bu adam zam yapınca bu tarafkiri olan ne yapıyor biliyor musunuz? Ya şöyle de böyle de yapmak gerekiyor da çare yok da falan. Ulan öteki de aynıydı. Öteki de aynıydı. Tamam mı? Tarafgirlik insanı bu hale getiriyor. Dolayısıyla bu kendi tarafının yaptığı zulümleri savunmak suretiyle o zulme kendi de ortak oluyor. Ahirette aynı hesap verecek. Deli misin kardeşim ya? Sana ne? Değil mi ya? Sana ne de ya? Bir de onunla beraber niye hesaba gireceksin ki? Diyor ki kendi tarafındaki adam bile olsa yanlış yapmıştır. Bitti. Z kötülüğü niye savunuyorsun ya? Yanlıştır. Deyiver bakalım ya. Evet. Birinci noktaya cevap ise evet bu cihan harbinden, ikinci dünya savaşından yani, daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki hepimizin başında ha, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa yani şu anda senin Almanya gibi efendim İngiliz kadar o ülkenin serveti senin olsa aklı da varsa o tek davayı kazanmak için tereddütsüz sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahiri insan yani insanın meşruları peygamberler, evliyalar, alimlerin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan hep beraber kainat sahibinin ve mutasarrifinin binler vaat ve ahdlerine istaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin, hepimizin yani tek tek iman mukabilinde, iman karşılığında bu zemin yüzü kadar yani bu dünya kadar bağlar ve köşkler ve müzeyyen süslenmiş ebedi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Haberin var mı arkadaş? Herkesin tek tek şu anda en az dünya kadar cennetteki sa efendim saraylarla, bineklerle, ağaçlarla, meyvelerle döşenmiş bir mülk var. Bunu kazanmak veya kaybetmek davası var şu anda senin. Yahu mahkemede küçük bir mahkemen olsa, bu mahkemede kazanmak veya kaybetmek davası olsa, diyelim ki 100 bin liralık bir mesele olsa bugünkü parayla. 100 bin liralık bir davayı ya, ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Gece uykun gelmez ya. Öyle değil mi ya? Uykun gelmez. E peki şimdi sen şu anda cennette senin için hazırlanmış en az dünya kadar bağlarla, bahçeyle, saraylarıyla hazırlanmış bir cennet var. İmanı sağlam elde edersen, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırsan kazanacaksın. Yoksa onu sen kaybedeceksin. Senin böyle bir mahkemen var ya. Haberin var mı? Böyle bir davam var diye bir endişe içinde misin? Sen böyle bir düşünce taşıyor musun? Gece gündüz ya bu davayı kazanır mıyım kaybeden bir endişen var mı? E yok. Böyle insanlık olur mu ya? Böyle kafa, bu adama kafası çalışıyor denir mi ya? Bu adam akıllı denir mi ya? Herkesin ama istisnal yok ki bunun. Bu dava başındadır. Böyle bir mülkü ya kazanacaksın ya kaybedeceksin kardeşim. Şu anda sen bu davanın içindesin. Ya gördün mü? Ben size diyorum ya geçen daha geçen derse söyledim. Kardeşim senin derdin ne ya? Sen ahireti mi kazanmak istiyorsun dünyayı mı? Efendim ben dünyayı kazanmak istiyorum. Git o zaman git kazan. Bizimle alakan yok sen. Atabiliyor muyum? Onun için kardeşim bizim davamız, bizim derdimiz en az bu dünya kadar ebedi bir mülk var. Ben onu ya kazanacağım ya kaybedeceğim. Ben başka neyi düşüneyim ki? artık? Başka neyi düşüneyim? E dünyayı da düşüneceğim. Ya dünyayı da düşüneceğim. Oranın vazifesi çok. Bana düşen bir vazifesi onu da yaparım zaten. Bitti. Bu kadar hayatımı oraya harcamana gerek yok. Onu demek istiyorum. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek ki insanların büyük çoğunluğu kaybedecek arkadaşlar. Ebedi cehenneme gidecek bir de. Hani onu kaybetmekle bitmiyor ki iş. Işte. Bir de cehenneme gidecek. Ve bu asırda maddi yunluk oyunuyla yani kendikine, kendi 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 oluyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Hiç Allah yarattı diyen yok. Küfürdür bu. İşte bu küfür neticesinde çoklar o davayı kaybediyorlar. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ölemden yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekerattan görmüş. Ötekiler kaybetmiştir. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verirse doldurabilir mi? İmansız kabre, kabre girdi. Velev ki padişahtı. Velev ki şuydu, velev ki buydu. Var mı bir kıymeti? Gitti ateşte yanmaya başladı. Var mı bir kıymeti? Yok. E, o zaman biz bunları bilelim de burada biraz akıllı olalım ya. Kabre vardığınız zaman bir faydası yok. Kabre vardığınız zaman orada iman etmeyen kimse yok. Kafirlerin hepsi e, ahiretin olduğunu da gözleyle görecekler. cenab ama varlığını bilin. Hepsini anlayacaklar. Bunun bir anlamı yok ki. Burada olacak ne yani olacaksa. E şimdi sen beş vakit namazın yok. E, ahirette mi kılacaksın? Orada yok ki. Kılmak istesen de yok. Kılacaksan burada. Zekatı vereceksen burada. Cenazeye gideceksen burada. Akraba ziyaret edeceksen burada. Sadaka vereceksen burada. Hacca gideceksen burada. Bunlar burada kardeşim. Ahirette onlar yok. Desen de yok. istesen de yok ya. Ya orada bir fakire bir sadaka vereyim. Var mı orada öyle bir şey? Burada kıymetini bil. Burada bu işler. Evet. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifede bırakıp <laughs> yani bizim bu davayı kazandıracak işleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki, boş, balayani ile meşgul etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakitleri yani biz Risale-i Nur'daki bu hakikatleri okuyanlar her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Yani şimdi biz diyelim ki e, şu anda efendim ibadetimiz, taatimizde o davayı kazanmak için uğraşıyoruz. Benim aklım yüz kat artsa, sermayem yüz kat artsa gene de bu davayı kazanmak için sarf etmem gerekir. Akıllıysan böyle arkadaşlar. Kendine de sor eğer akıllıysan yapacağın iş bu arkadaşlar. Evet.